videoda TikTok'taki hayat kurtaran hilelere bakacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ütü yapılması gereken bir kıyafetiniz varsa ve evde ütü yoksa suyu kaynatıp tencereye koyuyorsunuz. Ondan sonra onunla ütü yapıyorsunuz. Aşırı mantıklı. Mesela tatile gittiniz, otellerde ütü olmuyor. Ama kettle var. Sen de bir tane tencere bulursan kendi ütünü yapabilirsin. Ablanın galiba çok tuvaleti geldi arabada. Aa, bu ne? Bunun içine mi yapacağız? Aa, anladım. İçine yapıyorsunuz, ondan sonra jel gibi oluyor, onu da çöpe atıyorsunuz. Yani çok sıkışık trafik durumlarında hayat kurtarabilir. Araba sular altında mı kaldı? Ne yapmamız gerekiyor elde terlikle beraber? Aa, bu numaralık. Numaralık için. Ha, numaralığın yerine bir de onu koymuşlar. Bence bu çok güzel. Numaralık hem de camı patlatan bir şey koymuşlar içine. Öyle kötü bir durumda kaldığınızda arabanın camlarının kırılması gerektiğinde bunu kullanıp kırabiliyorsunuz. Bu bence her arabada olması lazım. Eğer bir yerimize bir şey saplanırsa onu çıkarmamalıymışız. Çünkü yaşayacağımız şey gördüğünüz gibi kan kaybı olacakmış. İnşallah hiç kullanmamız gerekmez. Evde diyor durduk yere bir balık kokusu alıyorsanız elektriksel bir alev falan olabilir diyor. Ona dikkat edin diyor. Burada da eğer gözünüzde falan böyle bir reflekt yansıma varsa hemen bir doktora görünün diyor. Hani bu fotoğraflarda falan gözlerde bazen bir parlama falan olur ya, o zaman doktora gitmeliymişiz. Tamam, aklımızda abi, eğer öyle bir şey olursa gideceğiz. Bu arada geçen bizim evde balık kokuyordu ya. Belki de annem balık yapmıştır. Nereden bileyim. Su lekesi mi bunlar? Tamam, bunun için ne yapmamız gerekiyor? Oo, öyle ütüleyeceğiz. Sonra gidiyormuş. İyi. Burada ocakta bir sürü herhalde pislik var. Bir şeyi döküp üzerine limon sıkıyorsunuz. O da tertemiz oluyor. Bu da iyi. Eğer evde öyle sehpa varsa üstünde hani su lekesi gibi bir şey gösterdi ya, bir deneyin. Hayat hilesi bulmuş. Buna para atıyorsun. Sakız alıyorsun buradan. Tamam, sakızı aldın. Hile. Abi hile bu mu ya? O kalkınca oradan para mı geliyormuş? Ama bu her alette olmaz. Ayrıca da hoş değil. Yani aleti koyan kişinin sen orada hakkını çalmış oluyorsun. Dünyanın en iyi iPhone hilesi. Ekrana neden oje sürdün ya? Herhalde sonunda güzel bir şey çıkacak. Sesle açma, ses kontrol falan, oralara gidiyoruz. Command'e bir tane isim veriyoruz. Oraya koyacağımız command'in ismini koyuyoruz herhalde. Please unlock my phone. Ha, bunu söylediğinde bir şey yapacak. Ha, ekrana tıklamasını. Aa, anladım. Orada bu kodu söylediğiniz zaman, please unlock my phone dediğiniz zaman sizin o işaretlediğiniz yerlere basacak. Güzel, bunu deneyelim. Şimdi ayarlara gittim. Buradan ses erişilebilirlik, seslendirme, sesli komut gibi bir şey olması lazım. Sesle denetim. Sesle denetimi açtım. Sesle denetime geldikten sonra komutları özelleştirdim dedim. Yeni komut yaratalım. Lütfen ekranı aç. Tamam, eylemi seçiyoruz şimdi. Ne yapsın? Özel hareketi çalıştır. Şimdi burada özel hareket yapacağız. Yani ekranın neresine basmasını istediğimizi söyleyeceğiz. Benim burada şifremin olduğu yerlere dokunmam lazım. Böyle şöyle 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 olsa. Kaydet desek bakalım açabilecek mi? Kaydet. Telefonun ekranını aç. Yok, olmadı. Parlaklığı açtı. Lütfen ekranı aç. Ya niye olmuyor? Bir şeyi ben yanlış yapıyorum ama neyi yanlış yapıyorum ya? Lütfen kilidi açar mısın? Yok, ben de çalışmıyor, yapamadım ya. Klozet kapağı, kumsalda. Klozet kapağı kumsalda ne işimize yarayabilir ki? Tamam, yapıştırıcı. Üstüne yapıştırıcı döküyoruz uhuyu. Tamam, iyice döktük. Ellerle onu bir güzel sıvıyoruz. Tamam, umarım sonunda güzel bir hile çıkar da kullanırız her zaman. Kumları alıp üstüne atıyoruz. Ha, kumların yapışmasını bekliyoruz. Tamam, bir kovayla bir yer kazacağız. Yani sonunda ne olacak ya bunun? Tamam, etrafını kapat. Tuvalet mi yaptın sen ya? Kumsala yapabilmek için bir klozet gibi bir şey mi yaptın? Aç bakayım. Saçma. Çok saçma ya. Eşyalarımı saklamak için bu kadar zahmete değmez. Eşya götürmem daha iyi ya. Bu ne böyle? Arayıcı değil mi bu? Aynen. Oraya priz koydu galiba. Tamam, prizi tarattırıyorsun. Ha, anladım. Prizin fotoğrafını bastırdın. Ondan sonra delik açman gereken yerleri çok güzel delik açabiliyorsun. Çünkü milimi milimine tam fotoğrafı uyguladığın için çok güzel delik açabiliyorsun. Aklınızda bulunsun, evde tarayıcı, yazıcı falan varsa böyle şeyler de yapabilirsiniz. Bu otomatik kapı kapatıcı değil mi ya? Ben bunu çok görmüştüm de hiç denemedim. Hiç de ihtiyacım olduğunu düşünmedim. Bu otomatik kapı kapatıyor. Yani bu kadar. Bir tane mekanizma var, ip var. İpi kapıya takıyorsunuz, mekanizmayı da duvara yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra otomatik olarak kapınızı kapatıyor. Benim hiç işime de yarayacak bir şey değil. Eğer bir gün koskocaman bir yatak şişirmeniz gerekirse şu videodakini yapın. Bana da bir teşekkürü çok görmeyin. Ben geçenlerde bir şişme yatak şişirdim pompayla. Abi yarım saat pompayla uğraştık, şişmiyor bir türlü. Al bir tane saç kurutma makinesi, soğuk modunu çalıştır, üflesin gitsin. Ne uğraşıyorsun pompayla ya? Almanya'da yaz 2022. Yağ mıydı o?
tavayı yağladı. Ha, yerler o kadar sıcak ki pişecek mi? Yok artık. Yok artık. Abi baya haşlanmış ya bu. Tereyağına baksanıza nasıl kızdı. Yumurta falan pişecek. Bence bu kadar sıcak olamaz ya. Yani ben çok denemiştim böyle hani dışarıda pişer mi? Güneşin altında pişer mi? Ne bileyim asfalta kırsak pişer mi falan. Pişmiyor abi, pişmiyor. Bence ne yapıyorlar biliyor musunuz? O tavayı gidiyorlar ocakta ısıtıyorlar, sonra gelip oraya koyuyor. Belki de pişiyordur bilmiyorum. Almanya yazın o kadar sıcak oluyor mu? Var mı aramızda Almanya'da yaşayan? Yazsın yorumlara. Trende nasıl insanlar yanınıza oturmaz, size bunu öğreteceğim. Nasıl oturmaz? Böyle ayakları iyice açıyoruz galiba. Ondan sonra her geçene pis pis bakıyor muyuz? Abi ya dayak yersek? Garip garip hareketler yapıyormuşuz. Garip garip sesler çıkarıyormuşuz. Böylelikle insanlar bizim deli olduğumuzu düşünüp canımıza oturmayacaklar. Bir gün eğer otobüste falan beni böyle falan yaparken görürseniz bilin ki bu videoyu uyguluyorum. Ne hilesi abla? Lastik mi o? Saçından bir tutam al, ör saçlarını, sonra ip bağla. Ooo bu çok iyi bir hileymiş ama. Suratı, ondan sonra arkadan saçları bağlıyorsun, suratı gerdirmiş oluyorsun. Müthiş değil mi? Ama fazla gerdirmeyin, sonra böyle olursunuz. Yeni TikTok hilesini deneyelim. Deneyelim. Nedir yeni TikTok hilesi? Bu deterjan gibi bir şey ya, bunu biliyorum. Klozetin oraya koyuyorsunuz, oradan her bastığınızda böyle kokulu sular dökülüyor. Ne oluyor? Tuvalet pis pis kokmuyor. Bunu deneyebiliriz çünkü bizim klozetin de o su tankı dışarıda. Bazı evlerinki böyle duvara gömülü oluyor ya, onlara yapamazsınız. Vay be, o eski olmasının bir avantajını gördük. Bu ne? Abla elinde matkapla bize bir şey öğretecek. Ne olduğunu anlamadım. Bir şeye karşı konuşuyor şu an. Ha, bir şeyi deldi. O ne? Kova? Ne kovası o? Tamam, delik açtık kovaya. Ne olacak şimdi? Bu elektrik süpürgesi herhalde. Çöp kovası mı ya bu? Oradan açıyorsun. Ama bu çok saçma ya gerçekten. O poşetin çöp kovasının içine müthiş bir şekilde oturması için çöp kovasını delip süpürge mi taşıyacağım yanımda? Ve her çöpü değiştirdiğimde de o süpürgeye ihtiyacım olacak. Bu saçmaydı abla. Sinek kapanını bilmediğinizi söylemeyin. Nasıl ya? Abi yaz geliyor. Peçete al, ıslat. Sonra... Ondan sonra sineğe at. Ama ben onlara da kıyamıyorum ki ya. Yani sinekleri öldürmeden camı açıp dışarı göndermek daha iyi. Eğer sen de öyle yapıyorsan like'la. Oo, yemeğimin içinde saç var. Biraz tuz ekliyor. Ondan sonra garsonu çağırıp saç var dedi, gönderdi. Tamam, yeni yemek gelecek. Ha, saçı alıp tekrar yemeği geri getirdi. Tamam, buradaki hile tuz dökmen mi? Aynen, tuzu döktü, aynı yemeği getirdiğini kanıtladı. İyi fikir, iyi fikir. Mesela gittiniz restorana, tabağı beğenmediniz, bir şey oldu. Garsona söylüyorsunuz, götürüyor içeride tabağı şöyle sallayıp geri getiriyor. Bunu yapmaması için ne yapmalısınız? Fazla fazla tuz dökün, ondan sonra geri getirirse dersiniz ki bak ben buna tuz dökmüştüm. Hadi al bunu şimdi geri götür. Güzel, bunu beğendim. Gerçi hayatında kaç kez yemeğinden saç çıktı ya da kaç kez yemeği beğenmeyip geri gönderdin deseniz? Sıfır. Hiç öyle bir şey olmadı. Hayat hilesi. Abla galiba saçlarını yolmaya çalışıyorsun. Yani saçlarına zarar veriyorsun gibime geldi ya şu an. Niye öyle döndürdün? Ha, iyi mi oldu? Oo, güzel olmuş saçları. Yani saçlarınıza zarar vermiyorsa yapabilirsiniz. Tırnaklarını nasıl yapıyorsun onları yapmadan? Tırnakların fotoğrafını çekiyor. Anladım, sticker olarak. Ondan sonra gidip fotoğrafta kendine tırnak yapıyorsun değil mi? Aşırı mantıklı değil mi? Aynen, oradan sticker'ını çıkarttırıyorsunuz. Tırnağı oraya koyuyorsunuz. Bitti gitti, al sana tırnaklısın. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bazı durumlarda hayatınızı kurtarabilecek hilelere baktık. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Hemen şu kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Hemen şu videolarımı izleyin. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.